Merhaba arkadaşlar. Abdullah Gül Üniversitesi eğitim modelini açıkladı. Bunun hakkında bilgi vereceğim. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Şimdi Abdullah Gül Üniversitesi'nden sonra da yine söyleyeceğim. Şimdi bu üniversitelerin böyle açıklaması aklıma şunu getirdi. Şimdiden söyleyeyim. Acaba bu üniversiteler YÖK'ün tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmeyecek mi? Çünkü öyle bir zorunlulukları yok arkadaşlar. Sonuçta sadece buna bir tavsiye. Bunlar kendi başına hareket edip kendi kararını verebiliyorlar arkadaşlar. Bunu Abdullah Gül'de anlayabiliyoruz. Nasıl yani? Bakın şöyle göstereyim. Abdullah Gül Üniversitesi bahar yılını tamamen uzakta eğitimle devam edileceğini açıkladı. Genel ayrıntılı bilgiye bakalım. Bahar döneminde eğitimimiz tamamen uzaktan gerçekleştirecek. Haftaya derslerimiz görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Profesör Bülent Yılmaz, rektör arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi bu aklıma şunu getirdi. Abdullah Gül Üniversitesi böyle kendi başına karar alırken bugün sabah bir üniversite daha açıkladık. Ve bu hafta bütün üniversite teke teke dediğim gibi açıklamalarını yapacaklar. Bu üniversitenin böyle kararlar alması, özellikle online kararlar alması bilim kurulunun yaptığı tavsiyeler ya da YÖK'ün yaptığı anketleri bence etkilemeyecek. Ve çünkü bu ankette sonra gelmiş bir açıklama. Eğer anket belirleyici olsaydı bu Abdullah Gül Üniversitesi online yapmazdı diye düşünüyorum. Bu yüzden hani bazı üniversiteler böyle online yaparaktan anketi beklemeyerekten eğitim modeline başlıyorlar. Sonuçta burada Abdullah Gül Üniversitesi okuyan arkadaşımızı aradık. Burada eğitim daha önemli olduğunu, anketle zaman kaybetmek istemediklerini, anketin sonuçları bir hafta sonra açıklanacak, yani perşembe günü açıklanacağı için bu haftanın da biteceğini, bir haftanın daha gideceğini ve bu yüzden uzun süreceğini söylediği için de Abdullah Gül Üniversitesi'nin böyle bir karar aldığını söyledi. Hani o yüzden Abdullah Gül Üniversitesi eğitim modelinin online devam ettiğini ve online süreceğini söyledik. Geri kalan üniversitelerde açıklama yaptığında atacağız arkadaşlar. Açıklayacağız. Videosunu çekip atacağız. Her üniversitenin kendi videosu gelecek. Sadece şunu demek istedim. Abdullah Gül Üniversitesi'nin bugün YÖK'ün yaptığı açıklama sonra böyle bir açıklama yapması. Acaba üniversiteler hani yapabiliyor mu örneği olaraktan Abdullah Gül Üniversitesi'ni gösterdim. Tabi Abdullah Gül Üniversitesi tabi takmıyor diyemem arkadaşlar. Bu büyük bir iddia olur. Ama böyle bir açıklama yapması kesinlikle hani YÖK'ü beklemeden böyle bir açıklama yapması tamamen eğitim modeliyle ilişkili olduğunu söyleyebilirim. Zaman kaybetmek istemiyor arkadaşlar üniversitede. O yüzden eğitim modeline bir an önce başlamak istiyorlar. Abdullah Gül Üniversitesi'nin bu üniversiteler arasında online devam etti. Siz de kendi üniversitenizde eğitim modeli için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Takipte kalmanız dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.